Yani çok ezbere konuşmamalı, gerçekten işin içinde olmalı. Çünkü işte hep söylüyor sosyal mesafe, hijyen kuralları, ama bunu gerçekten uygulanmalı. Çünkü bunlardan biri de bendim. Ama maalesef ben de yakalandım rahatsızlığa. Ama şu anda çok iyiyim. Evet. Kendi kafanıza konuşacak çok süreniz oluyor. Her şeyi daha iyi idrak ediyorsunuz. Merhaba, ben Özlem Güngör. 1986 doğumluyum. 34 yaşındayım. Temaslı bir yakınımla yan yanaydık. Sonrasında da zaten belirtiler açığa çıktı. 9 yaşından beri de astım rahatsızlığım var. Onlar da tetiklediği için fazlasıyla fark ettim. Hemen geldim ve testimi yaptırdım. Pozitif çıktınız. Testim pozitif çıktı, evet. Korktunuz mu? Korktum. Neler hissettiniz o an? Yani zaten astım rahatsızlığınız var. Zaten nefesle ilgili probleminiz var. Ayrıca de böyle bir rahatsızlık olunca korktum, ama şu anda çok çok iyiyim. Çok çok fark etti kısa zaman içerisinde. Kaç gündür yatıyorsunuz? 5 gündür. Yani çok zor zaten. Dediğim gibi 9 yaşımdan beri çok sık ataklar yaşanmasa da nadiren oluyordu, ama bu kadar güçlüsü ilk defa olmuştu. Şükür ki hızlı bir şekilde rahatladım. Peki vatandaşlara ne uyarılarda bulunursunuz efendim? Kesinlikle aşılarını yaptırsınlar. Kesinlikle hijyen kurallarına uysunlar. Kesinlikle sosyal mesafeye dikkat etsinler. Peki şu an hastalığı yendiniz artık, mutlusunuz. Evet, çok mutluyum. Peki buradan çıktıktan sonra ilk yapacağınız şey ne olacak? Temizlik. Merhaba, doktor öğretim üyesi Hakan Dayanır ben. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde görev alıyorum. Dış Kapı Hastanesi'nde görev yapmaktayım. Özlem Hanım 5 gün önce bizim hastanemize başvurdu. Serviste kendisi oksijen ihtiyacı arttığı için bizim yoğun bakımımıza yönlendirildi. Hastamız geldiğinde oksijen açlığı vardı. Nefes alıp vermekte güçlük çekiyordu. Daha önce de yatkındı. Oksijen konusunda sıkıntısı vardı. Astım hastalığına sahipti. Bu yüzden biz hastaya ciddi bir şekilde yoğun bakım şartlarında müdahale ettik, tedavisini verdik ve bugün de hayırlısıyla hastamızı taburcu edeceğiz yoğun bakım.